Bu aynı zamanda diğer sosyal medya fenomenleri için de bir örnek oluşturacaktır. Onlar da artık özellikle... Onlar da pazara işte, gitmeye başladılar artık İsmail. İşte fason üretim yaparak satışa sundukları ürünlerde yahut görgüsüzce teşhir ettikleri sosyal medya uygulamalarında artık hedef haline geleceklerdir. Şimdi gördük mesela tayyarlar, değil mi tayyarlar, ya da efendime söyleyeyim Şulemsi ya da Rabia Toprak gibi figürleri gördük. Yani Ankara'nın daha 3 yıl önce Ankara'nın bir köyünde işte dolma doldurup sarma saran bir hanımefendinin 3 yıl sonra Dubai'de iş yeri açması, 3 yıl önce şalvarıyla tepsi içinde börek açan hanımefendinin 3 yıl sonra mide ameliyatı olup zayıfladıktan sonra lüks arabalarla gezmesi tuhaftır yani. Türkiye son 3 yılda zenginleşmedi, aksine yoksullaştı. Toplumun bütünü bu kadar yoksullaşırken siz nasıl yırttınız kardeşim? Bu soru tabii ki sorulacaktır. Ancak burada ilginç olan şu, dikkat edersen 3 yerde çok öne çıkıyorlar. Bunlardan biri işte İstanbul'un yeni lüks kentleşme alanlarında villa sahibi olmak. Ataşehir'de, Çekmeköy'de, efendime söyleyeyim Beykoz tarafında, Boğaziçi'nin yerlerde. Birincisi burada fotoğraf vermek. Havuzlu olmalı illaki bunlar. İkincisi Dubai'de bir bağlantı kurmak. Mesela Dilan Polat ve Engin Polat'ın Dubai'de şirketi var ve Masak raporunda işin Dubai boyutu yok. Onu da söyleyeyim. Orayı eksik bırakmışlar. Yani. Rabia Toprak, yani Ankara'nın Allah'ından birden beri. Neden yok? Ona dair bir bilgimiz var mı? Yok, ona dair bir bulgu da yok. Bileli yapmamışlar yani. O boyut, o soruşturma boyutuyla yani Dubai ile ilişkiye girmek gerekiyor ki o boyuta dair fikir edinebilsin. Onu yapmamışlar. Yani Ankara'nın Allah'ındaki hanımefendinin birdenbire kalkıp Dubai'den fotoğraf vermesi ne kadar olağan olabilir Allah aşkına yani. İkincisi Dubai'den fotoğraf vermek. Üçüncüsü de Kabe'den fotoğraf vermek. Yani o şey için, umre için gidip illaki Kabe'nin önünde fotoğraf vermek. Bunlar herhangi bir suçta yakalandıklarında, suçüstü halinde de hemen ne yapıyorlar? Namaz kılarken ya da Kur'an okurken video çekip paylaşımda bulunuyorlar. Şimdi bunlar hiçbiri tesadüf değil. Hiçbiri tesadüf değil. Çünkü aynı zamanda bu fotoğrafların kendisi de, aile hayatlarını bu kadar sere serpe yaşamaları da, parayla ve dinle çok barışık olduklarını ısrarla ortaya koymaları da aslında bir reklam stratejisi, bir satış stratejisi. Ve kullanıcıları da muhafazakar, mütedeyyin, dar gelirli vatandaş. Onlar hem işte bir evleri olsun, arabaları olsun, zengin olsunlar, borç derdi olmasın, veresi olmasın işte istiyorlar. Ama bir yandan da bütün bunlar harama helale bulaşmadan Allah'ın emri istikametinde olsun istiyorlar. Dolayısıyla tam buraya oynuyor yani. Tam buraya oynuyor. Bu bir helal kazanç mesajı veriliyor. Ama sen de yırtabilirsin, zenginleşebilirsin. Fakat diğer taraftan bu kazancı işte Kabe fotoğrafıyla namaz kılarken dua ederken kutsayan ve onu aklayan, o kara parayı aklayan aynı zamanda kutsayan bir strateji de izliyorlar. Ve dolayısıyla bunun alıcısı var. Yani bu alıcısı olduğunu zaten görüyoruz yani. Tahrik edilen, okşanan ve tahrik edilen yüz binlerce muhafazakar, mütedeyyin yurttaşımız, daha orta ve alt gelirli vatandaşımız bu umudun tüketicisi haline geldiler. Ve hem bir hayat hem bir karşılarında işte 30 saniye, 1 dakika gösterilen bir hayat tarafından cezbedildiler. Hem de o hayatı yaşayanların ortaya koydukları ürünlerin ve hizmetlerin de tüketicisi haline geldiler. Evet. Kimi işte tayyarların muayenehanesinde kuyruğa girdi. Kimi Dilan Polat'ın işte güzellik merkezinde efendim altınını bozdurup burnunu yaptırdı. Kimi de Rabia Toprak'ın müşterisi haline geldi. Evet. Özellikle Ataşehir ve Dubai dikkat çekici. Evet. Şunu da sormak isterim İsmail. Son olarak süremizin de sonuna gelmişiz. Peki biz bundan sonra Masak raporlarında ne görmeyi bekliyoruz? Bundan sonraki süreçte. Şimdi tabii yani Masak raporlarında sonucu görüyoruz. Sonucu görüyoruz fakat
bütün bu olağanüstü zenginleşme gözümüzün önünde gerçekleşirken dur demesi gerekenler, vergiyi alması bekleyenler, sahte faturayı araştırması icap edenler neredeydiler? Sorumluluk sahipleri neden harekete geçmediler? Savcılar neyi beklediler? Kamuoyu, zaten savcıya gerek kalmadan kamuoyu sosyal medya mahkemesinde davayı açmıştı. Dolayısıyla sadece Dilan ve Engin Polat değil, onun o ve diğerlerinin hepsini sosyal medya buldu ve toplumun önüne getirdi. Dahasını söyleyeyim. Şimdi Dilan Polat ve Engin Polat'ı kamuoyu, sosyal medya takipçileri biliyordu elbette. Fakat kriminal boyutuyla ilk ortaya getiren, onu tartıştıran kim? Kendisi de bir suçtan ötürü arandığını duyduğumuz Türkiye dışında yaşayan bir işte aslında artık sosyal medya fenomeni haline geldi. Kendini işaret etti ve kamuoyu farkındalığını arttırdı. Bunun üzerine en düğmeye son basın. Savcı ve geçti. Polisin yanlış bilmiyorsam düzelsinler beni. Türkiye'de hakkında dava açıldığı için polis ve savcı tarafından aranan ve yurt dışında bulunan bir tam Muhammed Yakup tarif edemiyorum. Yani onu da bir fenomen diye nitelemek herhalde isabetli olur. Bir kişi Türkiye'de bu aileyle ilgili suç duyurusu kabiliğinden tespitler yaptığı için dosya açıldı ve en son tutuklamayla sonuçlandı. Şimdi savcılık ve polis açısından eğer bir şüpheli önceliği varsa Muhammed Yakup. Muhammed Yakup Türkiye'de Dilan Polat ve diğer sosyal medya fenomenlerinin soruşturma alanına çekilmesini sağlayan ilk açıklama yapan kişi oldu. Bu bile, bu realite bile savcılığının ben ne iş yapıyorum, polisin ya ben ne güne buradayım demesini gerektiriyor. Evet, kesinlikle.